Erken seçimde tercihiniz kimden yana olur diye soruyoruz. CHP'den yana olur. Neden? Daha iyi yöneteceğini düşünüyorum. Daha önce de CHP'ye mi oy veriyordunuz? Hayır. Ne, kimi destekliyordunuz daha önce? AK Parti'yi destekliyordum. Ne kadar bir zamandır değişti fikirleriniz? Yani son 2 yıldan beri değişti. Ne etkili oldu fikirlerinizin değişmesinde? Neler? Yani ülkenin yönetiminin, ekonominin kötü gidiş. Söyleyeyim. Millet İttifakı'nın adayı sizce kim olmalı? Kılıçdaroğlu mu? Kılıçdaroğlu. Evet. Siz eski bir AK Partilisiniz. Evet. Ona rağmen Kılıçdaroğlu diyorsunuz. Siz neden Kılıçdaroğlu diyorsunuz? Yani konuşmaları daha etkili. Yani son dönemlerde. En sert çıkış yapan Erdoğan'a. Kendisini görüyorum. Ben kararsız taraftayım ya şu anda. Herkesin kafası karışık bu konuda. İktidara mı yakındınız daha önceden? Daha önceden hep oyumu AK Parti'ye verdim de. Şu anda bence şöyle bir şey. Tencere hükümeti yıkar. Bu sefer yıkar. Benim görüşüm bu. Çünkü bütçe gerçekten zorlanıyor. Eve hani bir şey alırken 10 kere düşünüyoruz artık. Aldığımız maaşlar eridi. Tamam, üst üste askeri ücrete zam yapılıyor. Şimdi Temmuz ayında zam var. Fakat şöyle bir şey. Temmuz'dan sonra tekrar alım gücümüz yine zayıflayacak. Her şeye zam. Her şeye zam. Olası bir erken seçimde sizin tercihiniz kimden yana olur? Muhalefetten mi, iktidardan mı? Ya iktidardan olmaz tabii ki de. Yani. Peki kim sizce aday olmalı muhalefetten? Ya açıkçası bence herkes kararsız ama iktidarın olmayacağı kesin herkesin gözünde gibi bir hava var ama bilmiyorum, bakalım, göreceğiz. En azından daha duyarlı belki. Siz iktidarın kazanamayacağını düşünüyorsunuz. Evet, aynen. Bu saatten sonra zannetmiyorum. AK Parti. AK Parti. Evet. Neden? Yaptığı yıllarca, 20 yıldır yaptığı bir hizmet var. Aldığımız karşılıkları var. Hayat pahalı olabilir. Hemen azından iş var. 99-2000. Yok diyor gençler. Nerede iş yok diyor abi? İş var yok. Var mı? Çok mu iş var? Evet. Ben aynada kendim esnafım. Servis işlerini oluşturdum. Bütün fabrikaların önlerinde aşifler var. Bayağı bağımsız eleman aranıyor. 6000 liradan maaş başlıyor. Daha ne istiyorsun? Suriye gibi. 6000 lirayla geçinmek de zor aslında şu anda ülkede. 5000 lira kiralar. Geçinemeyen o zaman başka çare arayacak abi. Başka ülkeye gidecek. Geçinemeyen neden başka ülkeye gitsin? Yani iş var diyorsun. O iş olsa da o alınan parayla geçinilmiyor. Yani bunu niye kabul etmiyorsun ki? Ne yapması lazım? Ben sana soruyorum. Ama ekonomi kötü demek ki. Ekonomi ne yapmamız lazım ekonomi kötü olduğu zaman biz halk olarak da? Halk olarak gerekeni yaparsın. İktidarı değiştirirsin. İktidarı değiştirirsin. Terör örgütüne terör örgütü diyemeyen. Onun kardeşini kim TRT 1'e çıkartıyor abicim? İktidar mı çıkardı onu? Kim çıkar? TRT kimin elinde? TRT devletin. Devlet kanalları, bütün devlet kurumları kimin elinde? İktidarın elinde, CHP'nin elinde mi? Olmasın, CHP. İYİ Parti'nin elinde mi? Benim görüşüm, ben sağ görüşüm insanım. Bilemem ilerisini. Olası bir erken seçimde tercihiniz kimden yana olur? Siyasi olarak mı? Evet. Hiçbiri. Hiçbir partiyi desteklemez misiniz? Hiçbir ittifakı. Hiç öyle detaylı bir şekilde düşünmedik şimdiye kadar. Yani. Kararsız mısınız yani? Çünkü niye kararsızım? Zaten avcıların hali belli. İstanbul'un hali belli, her şeyin hali, ortamı belli yani. İktidarı mı desteklediniz daha önceden AK Parti'yi? Evet, destekledim. Destek. Şu anda da destekliyorum. Tayyip gibi bir başbakan veya cumhurbaşkanı elimize geçer mi? Mümkün değil. Bizde Tayyip'te bir sorun yok. Çevre. Kimin çevresi? Tayyip'in çevresi olsun, bizim mesela Kılıçdaroğlu'nun çevresi olsun. Bugün çevreyi kim belirliyor sizce? Mesela Erdoğan'ın çevresini kim belirliyor? Ya kimse... Ya şimdi şöyle geçmişten, biz kendimi diyeyim, ben bir aile reisiyim değil mi? Benim aile reisim kim çevremi belirliyor? Benim çocuklarım belirliyor. Onun da çevreleri ne yapsın adamcağız? Bir cumhurbaşkanı, ben yurt dışına çıktım. Arkamdan bana Türk müsün dediler, evet dedim. Bana dediler ki sizin nasıl bir cumhurbaşkanınız var? Gerçekten değerli bir adam, inkar edemeyiz. Bir 100 yılda bir gelecek adamdan biri. Kötü biri değil yani. Nereye gittiniz yurt dışına? Yani gittim, neyse, ona o kadar detaylı bana kalsın da yani herkes takdir et. Tayyip'te bir sorun yok. Keşke Tayyip gibi yine birileri gelse. HDP. Neden? Onda başka var mı? Gerçeği söyleyen hapistedir. Gerçeği söyleyebilirsin. Söylesene hapse gidiyor. HDP'nin adayı kim olmalı? Selahattin Demirtaş. İki partili, iki kutuplu kalsa Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı. Kimi desteklersin? Yani Millet İttifakı. Onun adayı kim olmalı sence? Onda? Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu konuşuluyor bunlar. Ekrem İmamoğlu. Neden sence Ekrem İmamoğlu? O daha bize sahip çıkıyor. O da yani Kürtleri daha ön plana çıkartıyor. Bizi anlamaya çalışıyor. Bir sorun yok. Aslında bize biraz değer veren biz de ona değer veriyoruz. O kadar başka bir şey yok ki. Sorun yok da büyütüyorlar. Skandal. Muhalefet mi, iktidar mı? Yani açıkçası muhalefet diye düşünüyorum ya. İktidar artık son vermeli. Evet. Peki muhalefetin adayı kim olmalı sizce? Cumhurbaşkanı adayı.
maalesef ki şu an bir aday göremiyorum ama yani umarım inşallah gelecek nesillere güzel bir aday çıkar inşallah. Yani aslında CHP'ye veriyoruz ama CHP eski CHP değil maalesef ki. Gönlünüzde yatan böyle hiçbir şey yok mu hani? Bir şu kişi olsa daha iyi olur dediğiniz. Yani Muharrem İnce sanki olurmuş gibi geliyor. Bakalım hayırlısı. Çok teşekkür ederim. Erdoğan. Neden peki? 20 yıldır dünya ona boyun eğiyor. Yani başka bir şey yok. Şu an dünyada 3 tane lider sayırsan biri Erdoğan'dır. 100 yıldır proje, doğum sancısı çeken kadın gibidir şu an Türkiye. Son aşamasında şu 100 yılı atlattı. Yani bu önümüzdeki seçimi atlattı. An itibariyle öne alınamaz sel gibidir. Tabii ki Ekrem İmamoğlu. Evet. Neden İmamoğlu? Bilemiyorum. Bu sefer de onu denemeli. Yüzümü kapatın. YouTube'da falan tanımasınlar beni. Kimseye oy vermezdim, tamam mı? Bunu zaten başımıza çıkardınız. Yeter yani. Tercihiniz kimden yana olur? Hangi partiden olur? Milletvekili seçimi. Cumhurbaşkanlığı seçimi. Valla tercihim hiçbiri. Neden? Hepsi birbirinden batar. Yani iktidar ve muhalefet aynı mı sizce? İktidar da aynı, muhalefet de aynı. Her açıdan? Hepsi birbirinden batar. Her açıdan. Yani bundan eğer mi halkımız şikayetçiyse AK Parti'den, CHP'den de şikayetçidir. Oy vermemek mi gerekiyor? Hiçbirine. Ne yapmak lazım? Valla ben vermiyorum. Ben yakıyorum yani oyumu. Yani yakıyorum da artık kime gidiyorsa bilmiyorum. Yani hiçbirine de değmez. Vatanı mahvettiler. Vatanı, milleti rezil ettiler, mahvettiler, bıraktılar hepsi. Kimsenin umurunda da değil. CHP. Neden? Çünkü bir gelecek şey diyor. 20 sene denedik, bir şey olduğu yok. Yani bir değişim lazım. Aslında ben yurt dışındayım. Yurt dışında bir ülkede eğer 8 sene geçer, 8 seneden sonra zaten değişir sistem. Aynı parti olsa lider değişir. Çünkü zaman değişiyor. Ekonomi, yeni ekonomi lazım. Her şey lazım. Onun için eğer 8 senede bir yeni yüz ister millet. Bunu da bilmiyorum. Benim tercihim zaten belli. Ben Diyarbakırlıyım. Yani HDP'ye vereceğim. Bu ülke için dürüst çalışan, bu ülkeyi muhafaza eden tek bir parti HDP partisi. Demokrasi güçleridir. Onun dışında bir bana söyle. Kimi seçersin? Harbi'nin vuruyduk tekini. 6. masadan sonra hiçbir yere şeyimiz yok. Biliyoruz. Onlar da bizi itelediler yani. Kürtsünüz daha doğrusu diye bizi arayanını almadılar. Onun için artık Kürtler bunu biliyor. Kürtler kendi kendine kendi adayını çıkaracaklar. Kendi adayı kimse ise yani illaki kazanmak şart değil yani. Önemli olan bu ülkede gücümüzü gösterir. Önemli olan bu ülkeye, bu halka 70-83 milyon insana demokrasi, insan hakları, insanlığı göstermek. HDP'nin adayı sence kim olmalı? Genelde Selahattin Demirtaş olacak. Yani aslında adaylara bağlı. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarını bilemiyoruz yani. Kullanabiliyor musun? Kaç yaşındasın? Ben şu an kullanamıyorum. Diyelim ki kullandım. Mansur olsa Mansur'a veririm. Kılıçdaroğlu'nu bilemem. Neden Mansur sence? Mansur Yavaş. Şu an çünkü Ankara'ya yaptığı bakımlar. Yani her şey şu an bence Ankara'da iyi durumda. Her şey bakımlı. Mesela Ümit Özdağ tercih ederim eğer Mansur olmasa. Ama şu an Erdoğan'a verilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Biraz genç olarak neler yaşıyorsun? Ben bir genç olarak bir şey aslında Allah şükür durum iyi. Durumumuz iyi ama olmayanları düşünüyorum. Yani ülke sıkıntıya gidiyor. Yurt dışına çıkmak istesen bilet fiyatları, ne bileyim ekonomi zaten. İşte zamlar, her şey ortada. Elektrikler, doğalgazlar. Öyle şey. Aynı işsizlik. Yani bilemiyorum. Ben olsam Ümit Özdağ'dan yana kullanırım veya Mansur olsa Mansur. Ama Erdoğan'ı kullanmam. Erdoğan'ın karşısına hatta kim geçerse ona verebilirim yani.